Hong Kong Kardinali Zen, pasaportunun geçici olarak iade edilmesinin ardından Papa Francesco ile görüştü. Kardinal 2019'da Hong Kong'daki protestolardan sonra Çin'den yasal tehditlerle karşı karşıya kalan çok sayıda demokrasi savunucusu arasında yer alıyor. 90 yaşındaki Hong Kong Kardinali Zen, Hong Kong'un katı ulusal güvenlik yasası uyarınca tutuklanıp serbest bırakıldıktan sonra Vatikan'da Papa Francesco ile görüştü. Hong Kong Emeritus Episkoposu ve Asya'nın en yüksek rütbeli rahiplerinden biri olan Kardinal Joseph Zen, geçen hafta Papa 16. Benedikt'in cenazesine katılmak üzere Roma'daydı. Hong Konglu yetkililer İtalya'ya seyahat etmesi için pasaportunu 5 günlüğüne geçici olarak serbest bıraktı. Geçtiğimiz Cuma günü Vatikan'da bulunan Santa Marta konuk evinde Papa Francesco ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıyı anlatan Kardinal Zen, Cizvitlerin yönettiği Amerika dergisine harikaydı, çok sıcaktı diyerek duygularını ifade etti. Kardinal 2019'da Hong Kong'daki protestolardan sonra Çin'den yasal tehditlerle karşı karşıya kalan çok sayıda demokrasi savunucusu arasında yer alıyor. Demokrasi yanlısı protestoculara yardım ettiği söylenen bir fon nedeniyle geçen yıl Hong Kong'da tutuklandı. 16. Benedikt'i papalığı üzerine düşündüklerini paylaşan Kardinal Zen, 16. Benedikt'in gerçeğin büyük bir savunucusu olduğunu ve birçok aksiliğe rağmen Çin'deki kiliseyi desteklemek için olağanüstü eylemlerde bulunduğunu yazdı. Çin kilisesinin bir üyesi olarak diğer kiliseler için yapmadığı şeyleri yaptığı için Papa Benedikt'e son derece minnettarım dedi. Kardinal Zen Hong Kong'a dönmek için Roma'dan ayrıldı.